Osmanlı şehzadeleri nasıl ve kimler tarafından eğitilirdi? Biliyorsunuz eski tarihlerde bunlara bir lala denilen, daha evvel Osmanlı'dan evvel Atabek denilen, Osmanlı'da lala denilen malimler tayin edilirdi. Ve dört yaş, dört ay, dört günlükken, 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken hoca önüne otururlar merasimle. Rabbi yesir çekerlerdi. Rabbi yesir ve la Rabbi temin bil hayır. O günkü merasim bundan ibaret. Ondan sonra her dersi o dersin müteassisi okuturdu. Bu adam devlet adamı olacak bunu sıradan 30 kişilik sınıfa bir muallim hitap ederse başka bir muallim bir tek adamla uğraşırsa başka. <laughs> dini din aliminden, askerliği askerlik hocasından, efendim tarihi tarih hocasından ayrı ayrı okur. Osmanlı'nın son zamanına kadar bu usul vardı. Tahsiliniz nedir efendim diye sorulduğunda hususidir denmesinin manası buydu. Yani bir konakta bir çocuğun bir gün edebiyat hocası gelir, bir gün tarih hocası gelir, bir gün din hocası gelir. Her dersi tek tek bir hocadan öğrenir. Bu tahsile hususi tahsil denirdi. Osmanlı alimin bir çocuğu olduğu zaman maaşını ikiye katlardı. Alay ediyorlar cumhuriyet mankutları. Beşik uleması denir bunlara. Beşik'te bir alim maaşı verir. Kundaktaki çocuk gidip devletten maaş mı alır? Babası alır. Bugün bir alimin çocuğu olsa devlet onun maaşına bir çocuk zammı yapar ki çocuğun bezini almaya yetmez. Halbuki Osmanlı alime çocuğu da alim yetirsin diye yüzde yüz eder. O çocuk belli bir yaşa gelir de ilmiye sınıfına intizap etmezse bu maaş kesilir. Yani alim ilmin değerini takdir eden bir adamın çocuğudur. Çocuğunu da alim yetişirsin diye ona takviye eder. İşte böyle hocalar tutsun diye. Lakin Şehzade Mahmut Şevket Efendi Sultan Aziz'in torunu, Sultan Aziz'in oğlu Seyfettin Efendi Seyfettin Efendi'nin oğlu Mahmut Şevket Efendi. Fransa'nın Banyol Sürsels kasabasında 1965 senesinde bana dedi ki ihtiyarlığım çıkıyor böylece ortaya. Siz dedi hanedana fazla bağlısınız. Fakat dedi size hanedanla bile fenalık ederler her hanedan mensubunu metbu tanıma katadır dedi. Ben kendi şehzadeliğimden biliniyorum dedi. Şahsade hocaları iddiatçı kafasında dinsiz, materyalist, Avrupa harianı adamlardı dedi. Kasten ileride padişah olur bu adam diye içeride bir komplo şehzadelere gayet kötü hocalar tayin ederlerdi. Adam bilgili ama itikat bakımında. Şimdi bunun bir misalini ben size şöyle anlatayım. Son halife Abdülmecid Efendi'nin bir katibi 80 öncesi bana gelip gidiyordu. Sonra ben gurbetteyken öldü. Ona dedim ki sen Abdülmecid Efendi'ye nasıl katip oldun? Dedi ki oğlu Ömer Faruk Efendi'ye bir edebiyat hocası arıyordu. Tevfik Fikret'e sormuş. Bana oğlum için tavsiye edeceğim bir edebiyat hocası var mı? Ben de Tevfikret'in talebesiydim ve yeni edebiyat hocası olmuştum. Beni tavsiye etti. Ben Ömer Faruk Efendi'ye edebiyat hocalığı yaptım. Sonra da kendisine halifeye katip oldum. Düşünebiliyor musunuz? Halife sıfatının sonunda haiz olmuş saltanat kaldırdıktan sonra halife sıfatına haiz olmuş Abdülmecid Efendi sakalı göbeğindedir. Resimlerini görmüşsünüzdür. Bir adam Tevfik Fikret gibi tarihi kadim şiirini yazıp Kur'an'a hücum eden, hakaret eden bir adama soruyor. çocuğuma kimi?" edebiyat muallimi olarak tavsiye edersiniz. Neden? O da şehzadeliğinde böyle bozuk kafalı adamlarla büyütülmüş. O da sağlam bir adam değil. Halife Abdülmecid Efendi de sağlam bir adam değil. Şimdi ne oluyor? Milleti bozmak için başa bağlı ya millet. Evvela başı bozmaya yönelmişler. Buradan bu çıkıyor. Tevfik Fikret. Sis isimli şiirinde Osmanlı tarihine sövüyor baştan başa. Abdülmecid Efendi ressam. Sis tablosu yaptı, Tevfik Fikret'e hediye etti. Gidin Aşiyan'da Tevfik evi müzedir. Orada görün Abdülmecid'in tarihini, tablosunu. Bir şair senin tarihine sövüyor. Örtün ey facine örtün diyor İstanbul'a. Fahişe, facine örtün. Bu sözleri ihtiva eden şiiri sen resme haline getirip bu şiirin şairine hediye ediyorsun. O da bugün müzesinde teşhirdedir. Bu adam halife olmuş sonunda. Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla Sultan Vahidettin 17 Kasım 1922'de Türkiye'yi terk edince vay halife kaçtı küffara iltica etti. Hilafetten sakit oldu. Abdülmecid'i halife yaptılar. Ama saltanat ondan 17 gün önce kalktı. 22'nin Kasım'ında Kasım'ında 1 Kasım'ında saltanat ilga edilmiş, saltanatsız halife, tavsiye memuru. Hiçbir icra gücü yok. Sultan Vahidettin zaten bu karar üzerine çıktı. Saltanatsız hilafeti asla kabul etmem dedi. Refet Paşa ziyaretine geldi, İstanbul'u devralmaya geldi. İşte saltanatın ilgası üzerine böyle bir hilafet asla şer'i değildir. Ben bunu kabul etmem. Hanedanımdan da kimsenin kabul edeceğini zannetmem dedi ama Abdülmecid Efendi kabul etti. Halbuki böyle bir hilafet şer'i değildir. Halife tehdidini ika kadir olmak lazım gelir. <laughs> Bunun manası Alhamdülillah. <gülüyor> 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 Allahu Ekber. Atlatamadık gibi. Bunun manası bu Allah'ın emridir yapılacak diyecek, yaptırtabilecek. Bu Allah'ın men bir şeydir yapılmayacak diyecek, yapılmasını önleyebilecek. Bu demektir ki tehdidin İK Kadir bu. Siyasi, askeri, idari bir cümle kuvvet hilafetin halifenin şahsında zirveleşecek, toplanacak. En büyük emir ve kumanda merkezi olacak. Mustafa Kemal merhale merhale. Zaten diyor ki bir medlul olarak hilafeti biz müddet daha muhafaza ettik. Yani siyaseten. Yani milleti böyle aldattık. Alıştır alıştı. Evet. Neydi sualin? Bir daha sor. Sual Osmanlı şehzadeleri nasıl yetiştirildi? İşte böyle sonunda bozuk kafalar tarafından yetiştiriliyordu ki bunun icra mevkiine geldiği için Abdülmecid Efendi tezahürünü görüyoruz. Öbürler de bozuk olanlar vardır da icra mevkiine gelmediği için bilemiyoruz onların bozukluklarını. Ama ben şunu söyleyeyim ki yani hanedan Türkiye'ye geldiği zaman gene ismi lazım değil. Şimdi Türkiye'de yaşıyor. Bir şehzadeyi gezdirmek için evine gittim. Meşhur bir masonun evinde kalıyordu. Ya sen misafir olacak yer bulamadın mı dedim. Ya bu meşhur mason bu adam. Masonlar iyi adamlardı. Yani. Onun için beni geçenlerde Abdülmecid'in Sultan Abdülmecid'in bilmem kaçıncı yıl dönümü diye bir televizyon davet etti. Hem de muhafazakar bir televizyon. Siz Kemal isminsiniz dedim. Abdülmecid'i ben niye anacağım ki? Tanzimatı ilan eden Padişah. Benim nezdimde Müspet bir değeri yok onun. Müspet bir değeri yok. Çok da yanlışları var da şimdi bahsi değiştirir anlatmak istemiyorum. Padişah diye her birine serp edecek dedim ki yanlış adam yanlıştır. 36 tane padişah var. 2 üç tanesi de bozuk çıkmış. Ne olacak yani? Bu Osmanlı da halel getirmez. Galip bastuna bakarsın. Çoğu evliya Allah'tandır. Evet